çocuğum, kime baktınız? Ben için gelmiştim. Ay anladım. Bizim Lord Köpek geçenlerde bir yerlerden süslü bir spor ayakkabı çaldıydı çocuğum. Herhalde onu almaya geldin, ha? Ay ben onu sakladım. Bir dakika dur. Bir dakika ben sana getireyim. Yok teyze yok. Ben aslında Sıdıka Sakay'ı görmek için gelmiştim. Kendisi burada oturuyor değil mi? Burada oturuyor da senin spor ayakkabına kızcağızın bir ilgisi yok çocuğum. Tamamen köpeğin kabahati. Öyle bir huyu var o hayvanın. El alemin kapısı önüne ayakkabıyı toplayıp bize getiriyor evladım ya. Benim ayakkabım falan kaybolmadı teyzeciğim. Ben geçen günkü talihsiz kaza yüzünden Sıdıka Hanım'ı ziyarete gelmiştim. Umarım iyice toparlanmıştır. Anlamadım ki şimdi ben. Sıdıka'ya bizzat sen mi çarptın? Allah Allah. Bana bak, yoksa olay yerinde 3 katlı mağazası bulunan esnaf bir görgü tanığı mısın evladım ha? Kendisine bizzat çarpan benim teyzeciğim. Önüme aniden çıkınca duramadım işte. Kapıyı kız, örtsene kapıyı. İçeriye buz kesti ya. Çocuğum hadi sen işine git. Sıdıka çok iyi, merak etme. Babası evde, vallahi seni görse olay çıkarır. Çabuk. Hoş geldin oğlum. Ya alsana çocuğu içeri. Sen Samim'in arkadaşı mısın? Hadi geçinsenize içeri ya. Geçelim amca, ama ben o Samim dediğinizin arkadaşı falan değilim. Ben için rahatsız etmiştim. Ne için rahatsız ettin? Safiye, kız, kim bu oğlan? He? Dolap beygiri gibi dönenip durmasana Zekeriya ha? Otursana bir köşeye. Ay anlar anlamaz oğlana da bağırdın. Rezil ettin bizi bütün mahalleye. Ne anlar anlamaz ya? Elin sıpası çarpmış koca kıza. Bir de utanmadan kalkıp eve geliyor. Ulan bağırmayıp rahat edeceğim ben. Sus. Ama asıl cins olan sensin. Bir de baş köşeye oturtup gazoz verdin oğlana. Bari gidip içeriden şu gazozun kapağını getirin de madalya yapıp göğsüne takalım. Aferin sana çocuğum. İyi ki ezdin kızımızı. Bir arada gel anasını ez. Ya babacığım acık ayıp olmuyor mu ya? Bak çocukcağız özür dileyip geçmiş olsun dilemeye gelmiş. Gitsin artık. Hem suçun yarısı da bende sayılır. Ya ben çok dalgındım o gün. Aniden önüne çıkıverdim. Senin suçun ayrı zaten Sıdıka Hanım. Acık iyileş, sonra konuşacağız bu mevzuyu ya, seninle. Sakinleş artık ha. İstemeden olmuş. Seçkin Bey oğlum da efendi bir çocuğa benziyor. Ne efendisi lan? Trafik canavarı deyince aklınıza eşkıya kılıklı kamyon sürücüleri, taksici, minibüsçü geliyor. Asıl bu süslü ibibiklerden korkacaksın. Babasının altından arabayı kapan, dehşet saçıyor. Ah ulan ah, bunun babası ben olacaktım ki. Ah, ah. Görürdü o Hanya Konya karayolunu. Canım olan olmuş Zekeriya ha. Her işte bir hayır vardır anacığım. Değil mi? Evladım, senin baban ne iş yapıyor çocuğum? Ha? Sıvı yakıtlı Japon sobalarının Türkiye distribütörü. Bak Zekeriya, Seçkin'in babası karbüratörmüş. Belli asil bir ailenin oğlu oldu. Karbüratör çocuğu. Ne diyorsun sen be kadın? Ben bir şey söylemek istiyorum ama o kadın kafan anlamıyor. Seçkin Bey oğlum, sen tavla biliyor musun çocuğum? Hadi 5 atın Zekeriya amcanla. Ay pek sever tavlayı. İstemez. Ben tavla falan oynamam. Bir de tavla oynayacakmışım eli sıpasıyla. Çocuğum sen onun kusuruna bakma. Azıcık aksidir ha? Kimmiş gelen? Hay Allah. Keşke gelmeseydim. Ortam boşu boşuna elektriklendi. Gerçi bizim ev her zaman Atatürk Barajı kadar elektrik üretir ama gelmeseydiniz daha iyi olurdu tabii. Size olabilecekleri önceden söylemiştim. Ama Ezgi Su Hanım çok ısrar etti. Sıdıka'nın durumu kötü. Beraber gidelim, bir ziyaret edelim dedi. Burada buluşacaktık. Ezgi Su ha? Tamam. Şimdi anlaşıldı. Selam. Ben geldim. Nasılsın Sıdıkış? Az bir dur Zekeriya. Az bir dur anacığım. Hadi gençler baş başa konuşsun. Geç içeri hadi. Zekeriya geç içeri. Sen ne yaptın Seçki? Nasılsın güzelim? Ay kızmadın bana değil mi? Ziyanı yok. Ben de yeni geldim sayılır. Ay. Ezgi Su, ben de iyiyim güzelim. İyi, iyi ol Sıdıkacığım. Güzel, çok güzel. Bak ne diyeceğim. Biz arkadaşım Sinem'le bir iddiaya giriştik. Bence sen balık burcusun. Yani çok duygusal ve romantik bir yanın var da. Balık! Pardon, çok acıdı Sıdıka.